Alekova. Merkezdeki bakkala bir uğrayalım. Soğuk bir şeyler alalım oradan. Ondan sonra okula doğru gideceğiz. Okul terk edilmiş. Okulu mahvetmişler ya. Komple yıkılmış yani. O ne okuldu yani eskiden? Kırıkan evi nerede be? Buraya mı gidelim mi? Geç. Alekova'da bayağı insan var ama. Ama uzaktan orman gibi gözüküyor. Komple içi ormanlık. Şuradaki bakkalı yeni yapmışlar. Daha doğrusu kafeterya gibi yapmış onlar. Güzel yapmış yani. Şeyleri bırakalım. Bir rakı türdü. Şuraya duralım bakalım. Sen bir şey parkımız da burada. Bakkal bu şekilde. Daha ufaklar olsaydı olacaktı. Nasıl? Şu büyük kolalardan var. Devam. Bunu alalım. Yarım kilo mu? Hı-hı. İçemeyecek lan. Ya bardakla dökerse olmadı. Bir aldım. Sen açayım. Bir daha ben ödeyeceğim. Ne yapıyorsun? Küçükten priz mi içer şu mağaz? Normal bal. Normal. Normal. Diana var baksana. Diana. Diana'dan aldım. Al bakalım, Diana'yı denemedik hiç. Diana Bulgar birasıdır bu. Bulgar birasıdır. Hırstan birası. Bu bilezilerim mi? Tamam. Ne sağlık kitap? Hani şimdi şurada biraz bir oturalım, ondan sonra okula doğru gideceğiz. Ben burasını da bir drone ile çekeyim. Alekova'yı. Alekova Bulgar köyüdür. Bizim ilk köyümüz Alekova'dır yani, dedeler. Alekova'dan yani Akınlar'a Bistra'ya gitmiş. O zaman da tek bir tane Türk kalmış yani, 32'de tüm köy Türk yani, Türk köyüymüş genelde. Tüm Türkler Çanakkale'ye göç ediyor yani. Türkiye Çanakkale'ye, o da hangi köy şunu unuttum. Kavaklı köy arkadaşlar. Kavaklı köyünden seyreden varsa eğer, Kavaklı köyüne göç ediyor. Yani burada tek Türk dedem kalmış yani. Biz gitmemiştik. Biz 80-93'te sonra gittik Türkiye'ye. Geç gittik yani. Kavaklı köyünden eğer varsa seyredenler, burası sizin köyünüz. Bir arkadaş hatta irtibata geçmişti benimle. Konuşmuştuk yani, böyle Alekova'danmış. Şu merkezi de göstereyim sizlere. Çok güzel. Köyünüzü merak ettiyseniz yani, köyümüz bu şekilde. Gerçekten güzel bir köy. Zaten tüm köylerin böyle merkezleri yani, adamlar parkı falan her şeyi düzgün yapıyorlar yani. Kuşlar ötüşüyor. Ihlamurlar açmaya başlamış burada. Dün silistre de açmışlardı. Birkaç tane koparalım. Bahçesini ne güzel yapmışlar şöyle. Gül çiçekleri. İleride komünizm zamanından bir tane heykel var artık. Savaş figürü var orada, askerler var. Çok güzel heykeller yapıyorlarmış ya. İşte o yıllarda adamlar gerçekten yani böyle sanat eseri yani, ne kadar güzel duruyor. Komünizmin bu eserleri herhalde yıkılmayacak yani, yıkmıyorlar da. Çünkü adamlar o yıllarda ne kadar güzel heykel yapmışlar. Georgi Çakov
Duydun var bu ismi. Yazar mıydı artık neydi bilmiyorum ama. Roden Görgü Çakov 25 ve 10. ay 1896'da doğmuş. Burada eskiden arka tarafta top sahası vardı. Şu an tabii kullanılmıyor, yok. Eskiden yani civar köylerden gelinirdi burada. Yani top oynuyorlardı. Turnuvalar oluyordu yani. Melisa! Bak burada çok güzel kayman yerler ve şeyler var. Güzel bir park yapmışlar oraya. Neyse burayı 5-10 dakika oturalım, sonra okula doğru geçeceğim. Yakov, Romanya karşı savaşmış bir komutan. Halk kahramanı olarak biliniyormuş yani. O yüzden heykelini... Aleko doğma değil mi? Aleko zaten öyle yazıyordu. Aleko yazıyor. 1900 bilmem ne de 1923'te ölmüş. O zaman burası zaten Romanya'ya bağlı değil mi? Romanya'ya bağlı. O yıllarda. Komple burası Romanya oluyor yani. Kaç yıldan sonra şey oldu burası? Yani Bulgaristan'a geçti. 44 yıl. Ha şeyde, 2. Dünya Savaşı'nda. 2. Dünya Savaşı, evet. O zamana kadar hep Romanya burası değil mi? Evet, Romanya. Vay be. Roman toprakları yani. Roman topraklarıymış. Aynen. Evet. O işte. Biraz önce bu bayan birasıymış ya, Diana. Sonradan fark ettik. Zaten alkolde 3 alkol varmış. Şimdi döndük Kamenitsa'ya. Yanına bir de güzel şipek salam. Böyle daha iyi gidecek değil mi Mert? Mert biraz hasta ya. Evet. Hasta. Aynen. Düzeleceksin. Birer tane daha içelim de. Sonra ineriz okula doğru Mert, tamam. Bir okulu görelim bakalım. Okulun içine girebilirsek. Gireriz biraz. 2 dakika bir dolaşırız.